Teknoloji Kafası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda YouTube kanal oturma sürecinden bahsedeceğim. Kanalımızın oturması için neler yapmalıyız ve bu süreçte arkadaşlar kanal kendi kanalımızdan örneklerle sizlere dolu dolu bilgiler anlatacağım. YouTube para kazanma şartları var bildiğim üzere 4 saat ve 1000 abone. En temel şart bunlar. Bunları doğal bir şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar kanalımızda para kazanabiliyoruz. Şimdi bu para kazanma aşamasına kadar kanalımızın oturması için neler yapmalıyız? Sizlere bunlardan bahsedeyim. İlk olarak arkadaşlar ben sizlere göstermek istediğim bir bölüm var. İlk olarak siz en başta erişim bölümünü kontrol etmeniz lazım. Gördüğünüz üzere kanalımız %11'lik bir düşüş var. Bunun nedeni ne olabilir? Arkadaşlar kanala sık sık video atmanız lazım. Uzun bir aradan sonra video geldi. Şimdi kanalımızı tekrardan oturtabilmemiz için neler yapmalıyız? Sizlere onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ömür boyunu açıyoruz. Gördüğünüz üzere 13,3 milyon gösterimimiz var. Özür diliyorum. Şimdi gösterim tıklanma oranı çok önemli bir şeydir. Şimdi bu metriğe geçmeden önce dostlar kanalımıza sık sık video atmanın önemini sizlere şimdi anlatayım. Siz sürekli olarak video attıktan sonra arkadaşlar en sonunda bir videonuz patlayacak. Buna her zaman ben yıldız video derim. Ve bu video patladıktan sonra zaten grafikten anladığınız üzere şurada bir pump yemiş. Patladıktan sonra kanalınız tekrardan normale dönecektir. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Burada pump alan videom hangisi? Şimdi onu gösteriyorum hemen. Arkadaşlar burada en çok izlenme alan videoma geldiğimde gördüğünüz üzere şu videom olduğunu göreceksiniz. İzlenme sayısı da zaten burada yazıyor. 372 bin. Şimdi arkadaşlar bunun sayesinde bu kadar izlenme geldi ve sildiğim videolar da var tabii ki de. Onlardan da geldi. Şimdi en çok izlenme alan videonuzu, en çok trafik çeken videonuzu buluyorsunuz. Daha sonrasında tabii ki de bu süreçte atıyorum kendinize günde bir mi yoksa iki günde bir. Bu tabii kendi alanınıza göre değişir. Eğitim kanalıysanız 2-3 günde bir atabilirsiniz. Ama ne kadar sık atarsanız o kadar iyi. Ve her zaman arkadaşlar aynı. Yani aynı konu üzerinde ilerlerseniz bu daha iyi olacaktır. Bunu unutmayın. Farklı farklı videolar atarsanız abone olan kişiler tekrardan abonelikten çıkabilir. Ben oyun videosu diye abone oluyorum. Bu adam eğitim videosu atıyor. Bu bana yararlı değil. Pat abonelikten çıkıyor. Bu da var. Tabii ki de olumsuz etkiler. Kendinize dar bir alan seçin, o alandan daha hızlı bir şekilde büyüyebilirsiniz. Arkadaşlar daha sonra işte kendinize bir nasıl diyeyim sizlere düzen belirleyin ve bu düzenden asla dışarı çıkmayın. 2 günde bir video atacağım diyorsanız 2 günde bir atın. Kendiniz ne kadar rahat ediyorsanız öyle atın arkadaşlar. Haftada bir atacağım diyorsanız haftada bir atın. Ve en başta video çekmeye başlamadan önce sürekli video biriktirin arkadaşlar. Atıyorum şu an boşsunuzdur. 3-4 tane video çekin ama hemen atmayın. Düzeniniz nasılsa o şekilde programlayın. Şimdi dostlar her gün video attık. Kanalımız yavaş yavaş tabii ki de oturmaya başlayacak. Şimdi Eylül ayındaki grafiğimize bakıyoruz. Gördüğünüz üzere video atma sıklığı azalmış arkadaşlar. Şu şekilde 2020 yılına baktığımızda ben genel olarak sürekli video atmışım. 2021 yılına baktım. Zaten 2020 yılında bayağı bir izlenme almış. 2021 yılına baktığımızda da video atma aralığım gördüğünüz üzere burada uzun bir boşluk var. Burada atmaya devam etmişim ve grafik zaten zirvede görüyorsunuz. Yavaş yavaş azalmaya başlamış. Şimdi en önemli husus sürekli video atmaktır arkadaşlar. Tabii ki de video atıyorum ama grafik hiç olumlu yönde etkilemiyor diyorsanız yanlış yönde gidiyorsunuz. Yanlış videolar atıyorsunuzdur arkadaşlar. Doğru videoyu nasıl bulacağım? Buradan erişim bölümüne gelip buradan ömür boyunu seçin ilk başta. Elbet eninde sonunda bir videonuz izlenecektir arkadaşlar. Diğerlerinin oranına daha fazla izlenecektir. Aşağı iniyorsunuz. Buradan YouTube arama bölümü. Burası çok önemli. Daha fazla gösteriye basıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında trafik kaynağı bölümü açılacak. Buradan görüntülenmeye basıyorsunuz arkadaşlar. YouTube aramada en çok hangi anahtar kelimelerle sizi bulmuşsa, en çok hangisi size görüntülenme getirmişse o videonuzu bulun. Tabii ki burada diğer metrikler de önemlidir. Ortalama görüntülenme süresi ve görüntülenme yüzdesi gibi, izlenme süresi gibi metrikler de çok önemlidir. Bunları da göz önünde bulundurarak seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bu aranmalardan en çok hangi anahtar kelimelerle sizi bulmuşsalar arkadaşlar, o anahtar kelimeleri içinde geçiren o konuya yakın içerikler üretin. Atıyorum oyun videosu çekiyorsanız arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada birinci sırada Minecraft nasıl oynanır varsa, ikinci sırada da Minecraft terimi varsa
Siz atıyorum Minecraft nasıl oynanır bölüm 1, Minecraft nasıl oynanır bölüm 2 şeklinde. Bunları misal olarak veriyorum. Bunları kendi konunuzda, kendi alanınızda türetebilirsiniz. Yani böyle bölüm bölüm, part part olan videolar çekebilirsiniz. Bu şekilde daha fazla izlenme gelecektir. Ve arkadaşlar burada birinci sırada atıyorum bu başka bir şey örnek vereceğim. Şimdi son 28 güne geliyorum. Şimdi arkadaşlar burada Google Play geri ödeme var. Aşağı iniyorum. Geri ödeme nasıl yap? Şimdi dostlar ben bu ikisini nasıl birleştirebilirim? Basit. Şimdi Google Play geri ödeme nasıl yapılır? Eğer ki bu şekilde bir arama yapan kişi, sizlere göstereceğim. Google.com'da göstereyim. Google Play geri ödeme yazan kişi içinde geçtiği için arkadaşlar bu sonuçla bulabilir. Google Play yazan kişi bu sonuçta bulabilir. Geri ödeme yazan kişi bu sonuçta bulabilir. Geri ödeme nasıl yapılır yazan kişi bu sonuçta bulabilir. Şimdi anahtar kelimeleri tamamen içinde geçirttiriyorum ve kısa ve net bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında atıyorum ben bu konuyu nasıl değiştirebilirim? Düşünüyorum geri ödeme nasıl yapılır konusu kalsın. Ben bundan izlenme getiriyorum. E demek ki bu kalacak. Şimdi ben Google Play yerine ne yazabilirim? Örnek veriyorum arkadaşlar App Store geri ödeme nasıl yapılır? Bakın arkadaşlar yeni bir video ürettim ve geri ödeme nasıl yapılır anahtar kelimesi halen içinde. Şimdi ben burada en çok izlenme alan videolarıma baktığımda anahtar kelimelerime baktığımda geri ödeme nasıl yapılır yazıyor. E ben konumu değiştirmiyorum. Farklı bir konu daha buluyorum. Bu şekilde alanımı genele doğru götürebiliyorum. Yani genişletebiliyoruz arkadaşlar. Siz de bunu mutlaka deneyin. Bunu yapa 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 ne olacak? Bu erişim sayınız artacak. Erişim sayısı arttıkça buradaki görüntülenme sayınız yükselecek arkadaşlar. Görüntülenme sayısı arttıktan sonra geliriniz artacak. Şimdi ben uzun bir süredir video atmıyorum. Haliyle gelirimin yerlere düşmesi lazım. Evet doğru gelirim düşüyor video atmadığım için ama artık kanal oturduktan sonra buradaki 1000 gösterim başı gelir. Başta 1,16 iken şu anda arkadaşlar 13 liraları görebiliyor. Niye? Ben kanalıma oturttum. Artık ne tür içerikler attığımı biliyorum ve doğru anahtar kelimeleri seçiyorum arkadaşlar. Siz de sürekli video atmaya çalışacaksınız ve aynı aralıklarla atacaksınız. Sizlere yeni bir metin belgesi üzerinden sizlere bir şey göstereceğim sadece. Kendinize bir düzen oluşturun arkadaşlar. Eğer ki şöyle bir şey yapabilirsiniz. Günde bir video atacağım diyorsanız daha önceden bir sürü video biriktirin. En az bir 30 tane videonuz olsun. Atıyorum 2 günde bir video atacaksanız yine aynı şekilde 30 tane videonuz olsun. Zaten programlama diye bir şey var. YouTube'a videoları yükleyip her şeyini ayarlıyorsunuz, programlıyorsunuz. Şu gün şu saatte otomatik yayınlanma seçeneğinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da haftada bir diyorsanız yine aynı şekilde 30 tane videonuz biriksin. Ve bunu 30 haftaya bölerseniz hiç kendiniz yorulmazsınız. Ve bu aralıkta da arkadaşlar gidersiniz kendi işlerinizi halledersiniz ve boş vakitlerinizde sürekli video atabilirsiniz. Tabii ki bunu azaltabilirsiniz. Haftada bir video atacaksanız 15 tane hali hazırda videonuz varsa başlayabilirsiniz. Tavsiyem boş vakitlerinizde sürekli video biriktirin arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra kendinize şöyle bir çizelge belirleyin. Bunun için de arkadaşlar buradan kitle bölümüne gelin. Kitlenize bir bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Burada arkadaşlar aşağıya geldiğimizde gördüğünüz üzere hangi gün hangi saatte en çok aktifler. Şimdi bir kere arkadaşlar en çok aktif oldukları güne bakıyoruz. Örnek vereceğim şimdi. Siz cuma günleri mi atıyorsunuz? Bence cuma günleri saat şu şekilde 18.00'da aktiflik başlıyorsa 17.45 gibi videonuzu atmanız lazım. Bu şekilde buradan da kontrol edin arkadaşlar kitlenizi de ve kitlenizin yüzde kaçı bildirimleri açmış, ne kadarı tıklıyor bunlara da bakın. Her videonuzda da uyarı yaparsanız zaten kitleniz artık bildirimleri açmaya başlayacaktır. Bunlar da önemli etkenlerdir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle buluşmak güzel. Haftada bir video atacağım. Benim düzenim de bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.